Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Hoş bulduk canım. Sizi bekliyorduk, buyurun. Harika görünüyorsunuz yine. Bunu çıkarken de duymak istiyorum. Mutlaka. Hiç kuşkunuz olmasın. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Aa, Aynur Hanım da buradaymış. Bir merhaba diyeyim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hilmi Bey'in Çetin Özler'in davetinde çıkardığı rezaletten sonra görüşemedik. Rica ederim. Hatırlamak bile istemiyorum. Aynen. Ama mümkün olmuyor maalesef. Öyle apar topar gitmenize üzüldüm ama. Burnunuzdan geldi gece. Öyle. Sonrasında da çok huzursuz oldum. Hilmi sinirimi bozdu çok. Peyker söylemiştir belki. Yok. Çetin'den kıskanıyor beni. Abuk subuk konuşup duruyor. Aman aldırmayın. Biz Çetin'le kapattık o mevzuyu. Hiç konuşmuyoruz. O kendini bilmezden bahsedip huzurumuzu bozmak istemiyoruz hiç. Bu akşam göreceğim Çetin'i. Söylerim selamınızı. Çok sevinirim. Aynur Hanım, buyurun sizi yıkama yerine tamam. alalım. Tamam. Konuşuruz sonra. Tabii tabii. Önce cilt bakımınızı yapalım. Tamam. Saçınıza ne yapacağız? Şöyle havalı, genç bir şekil verelim. O zaman bir şey yapmamıza gerek yok demek. Aman. İlahi. Bihter Hanım. Peyker Hanım geldi efendim. Ayaküstü konuşmak için esinmedi bak. Firdevs Hanım'ın odasına aldım. Neden yukarı çıkmadı? Sizinle konuşup hemen gidecekmiş. Seninle yalnız konuşmak istiyor herhalde. Ben yukarıdayım. Hoş geldin. Merhaba. Niye yukarı çıkmadın? Çok kalmayacağım, doktor randevum var. Bir şey içer misin? Hayır. Nihat aradı. Adnan Hilmi Önal'ın söylediklerini öğrenmiş. Hilmi Önal holdinge mi gelmiş? Yoksa aramış mı? Çetin Bey gelmiş bugün, o anlatmış. Çetin Özder mi? O bile konuştuğuna göre herkese anlatmış bu adam herhalde. Behlül'le herkesin diline düşmeniz an meselesidir. Aptal aptal konuşmaya başladın yine. Beni dinle. Ben her ne kadar Hilmi Önal'ın pısırık oğluyla evli olsam da senin ablanım. Senin zor duruma düşmeni istemem. Bu saçmalığa kimse inanmaz. Ben yine de uyarmak istedim. Adnan ne kadar üzülmüş, ne kadar sinirlenmiş kim bilir ki Nihat hemen beni aradı. Size de karı koca malzeme lazım. Evliliğinizi etrafınızla renklendiriyorsunuz. Küstahlık etme. Ben bugün Adnan'la kaç kere konuştum, bana hiçbir şey söylemedi. Böyle bir şeye inanır mı sanıyorsun? Ciddiye bile almaz. Benden söylemesi. Aa, çok çabuk gidiyorsunuz. Hoşça kal. Güle güle efendim. Bir şey emrederseniz ben aşağıdayım. Özledin galiba. İniyorum birazdan. Adnan da bizimle ilgili dedikoduyu biliyor artık.
İnşallah gerek olmaz ama iyi nefes alamazsan bunu da kullanırsın. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu kadar özene layık değilim ben. Eziliyorum. Aslında doğru. Kimsenin yüzüne bakmaması lazımdı. Olur mu öyle şey? Pardon, telefonunuz çaldı. Tamam canım. Hadi biraz dinle. Yüzün yine bembeyaz oldu. Yoruldun tabii. Hadi uyu. Uyanınca sessen gelirim yanına. Teşekkür ederim. Duymamışım. Beşir'in yanındaydı. Sen Hilmi Önal için iş adamları derneğiyle falan konuştun mu? Hayır. Daha kimseyi arayamadım. Başkanla falan da konuşmadın. Hayır. Ama oturup yazacağım şimdi. Peki bu adam nereden biliyor seninle konuştuklarımı? Nasıl yani? Az önce aradı. Laf arasında onu derneğe şikayet edeceğimizi bildiğini ağzından kaçırdı. Ne yapacağımızı düşünemeyecek kadar aptal değil. Tahmin etmiştir. Bilemiyorum. Benimle konuşurken yanında kimler vardı? Beşir'in keyfi gayet yerinde. Arsenal'ın başta olmak üzere herkes fırfır dönüyor etrafında. Cemile de iki gün kalacakmış orada. Öyle mi? Arsen Hanım'a yardım edecekmiş. Ama hiç şikayeti yok. Vallahi yüzünde güller açıyordu. Ama Beşir kolay kolay toparlanamaz diyor doktorlar. Çok halsiz düşmüş. Öyle bir de toparlanır ki. Beşir kuvvetlidir. İyileşir iyileşmez de döner işine. Sen de gidersin diyorsunuz yani. Ben Beşir işine döner diyorum. Sizin durumunuzu bilemem. Siz beni bir türlü sevemediniz Bülent Bey. Alışamadım değil. Çünkü Beşir'in yerine geldim. Çok haklısınız. Ama onun işten ayrılmasına ben sebep olmadım. Ben o gittikten sonra geldim eve. Biliyorum. Bu iş benim için çok önemli Bülent Bey. Düzenli bir işimin olması, güvenilir bir yerde çalışmam benim için çok önemli. Çünkü aileme ben bakıyorum. Beşir'in iyileşmesini tabii ki ben de isterim. Ama işimi kaybedeceğim diye de korkuyorum açıkçası. Beşir burada çalışmaya başlarsa yine siz işsiz kalmazsınız ki. Holding'de falan bir iş verirler mutlaka. Babam haksızlık yapmaz kimseye. Öyle tabii. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz küçük beyefendi. Nasılsınız Süleyman amca? Sizi sormalı efendim. Dershanede neler öğrendiniz bakalım. Anlatmaya bir başlasam kaçarsın ama. Aman aman dur. Yavaş. Çok akıllı bir çocuk. Öyledir. Sen arabayı bıraktıktan sonra git dinlen. Akşam yine dışarı çıkacaklar. Beklerim ben mutfakta. Yok, dün akşam geç saatlere kadar çalıştın. Sabah erken geldin. Git dinlen. Maazallah direksiyonun başında uyur kalırsın sonra bak, tamam mı? Peki efendim. Hadi bakalım. Thank you.